İsmet Paşa'sından merhaba sevgili futbol severler. Soğuk bir havada kent derbisinde karşı karşıyayız. Gerçekten bugün bu karşılaşmanın hazırlanması için gerek cefakar Kocaelispor taraftarı gerekse Gençlik Spor İl Müdürü personeli müthiş bir çalışma imza attı. Evet, Kocaelispor ve Gencispor sahaya çıkıyor. Çok güzel bir atmosfer var. Kar yağışı altında efsane Kocaelispor'umuz, Türk futbolunun lokomotif takımı Kocaelispor'umuz sahaya çıkıyor. İsmet Paşa'sı da bizim tarihi bir mabedimiz. 40 yıldır burada birçok zaferler elde ettik. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı devirdik. Avrupa kupaları. Anlatacak çok hikayemiz, çok maç anımız var bu statta. Yine her zamanki gibi tüylerimiz diken diken oldu Kocaelispor sahaya çıktığında. Evet, bu maç kar yağışı aklımıza geldiğimizde hafızamı zorladığım zaman ben spikeriz Yiğit Özcan. 30 yıldır bu takımı takip eden birisi olarak aklıma ilk gelen maçları size söylemek istiyorum. 90'lı yıllarda yine bir Fenerbahçe maçı kazanmıştık. Yine bir Bursaspor maçı kazanmıştık. 2007-2008 futbol sezonunda da yine Erciyesporlu karlı bir havada 3-0 mağlup etmiştik. Evet, Kocaelispor'umuz bölgesel amatör lig 12. grupta 30 puanla liderliğini sürdürüyor. En yakın takipçisi Demirspor'un 8, Gebzespor'un da 9 puan önünde olduğunu hatırlatalım. Allah'ın izniyle bu takım küllerinden yeniden doğacak ve mutlu sona ulaşacak. Normal şartlarda ligi şampiyon bitiren takım bir üst lige çıkıyor. Bu sene Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı statü değişikliği sebebiyle grup birincileri playoff maçı oynayacak. İnşallah Allah'ın izniyle 25. haftada oynanacak. O müsabakadan da 3 puanla ayrılabiliriz sevgili seyirciler. Evet, Kocaelispor maraton ve numaralı tribününe selamladı. Evet, Gebzespor taraftarı da Kocaelispor takımını çağırdı. Şunu da belirtelim, ligin ilk maçında da gerçekten çok dostane görüntüler vardı. Gebze'de Gebzespor ve Kocaelispor taraftarları fair play ve centilmenlik adına önemliydi. Ligin ilk maçında da Gebzespor başkanı Kocaelispor'a kapılarını açmıştı ki sezon başı en önemli açıklaması Kocaelispor bu kentin abisidir açıklamasıyla gerçekten gönüllerde tat kurmuştu. Evet, şimdi maçın hakemi ve Gebzespor sahaya çıkıyor. Gebzespor takımı da şu an sahada yerini aldı. Müsabakanın başlamasına sayılı dakikalar var sevgili futbol severler. Kar yağışı inceden başladı ama saha tertemiz. Kırmızı çizgiler çizildi. Maçın hakemlerini bekliyoruz. Dostça güzel bir maç olmasını bekliyoruz. Gönlümüz ondan yana sevgili seyirciler. Kazanan Kocaeli futbolu olsun diyoruz. Şimdi de Kocaelisporlu taraftarlar Gebzespor futbol takımını tribünlere çağırdı. Hoş geldiniz tezahüratıyla. Gerçekten fair play adına güzel görüntüler bunlar. Ligin ilk yarısında Gebze'de oynanan maçı Kocaelispor 3-1 kazanmıştı. İki takım tarihleri boyunca ilk resmi maçını da o maçta gerçekleştirmişti. Evet, iki takım maçın hakemini eşliğinde sahaya çıktı. Birazdan İstiklal Marşımız, Ulusal Marşımız okunacak. Şu bugün de bir şehidimiz var. Onu da rahmetle anıyorum. Bayram Özdere polisimiz. Evet, şu an İstiklal Marşımız okunacak sevgili seyirciler. Bizden ayrılmayın.
ulusal marşımızı gururla söyledik, okuduk. Evet, şu an şehidimiz için de bir dakikalık saygı duruşu sevgili izleyiciler. Evet, tribünlerimizde şehitler ölmez, vatan bölünmez tezahüratı yapıldı. Evet, Allah rahmet eylesin şehidimize, bayram özlere, vatan evladımızı, gerçekten ailesine sabırlar diliyorum. Şırnak Cizre'de özel harekat polisimiz maalesef terör örgütünün hain saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Evet sevgili seyirciler, müsabaka birazdan başlayacak. Bizden sağlanan bir sıkıntı yok. Hakem ve top atışı yapılacak. Evet sevgili seyirciler, zorlu müsabakaya az bir zaman kaldı. Kocaelispor Ordu Meydan Grubu iki takımı da tribüne çağırıyor ısrarla. Dostane görüntüler. Evet, tabii gönül isterdi bu iki takım balda değil daha üstlüklerde karşı karşıya gelsin. Buradan da kenti yöneten siyasetçilere de bir mesaj gönderelim sevgili futbol severler. Kocaeli'nin bir futbol kenti olduğunu ısrarla dile getiriyoruz. Evet, sevgili Uygur Mete de bir not verdi. Program partnerimiz iki takımda yaptıkları transferleri yedek soyundurmuşlar. Onlar kim dersek Kocaelispor'da Can Emre ve Ali Keten. Gebzespor'da da Sabur Güngören'den alınan. Gebzespor'un yedek kadrosundaki Murat Tiryaki bize tanıdık bir sima. Geçen sene Kocaelispor'da stoper mevkinde oynayan bir isimdi. İlk maçta ilk 11'iydi. Bu sefer yedek soyunmuş. Evet, iki takıma da başarılar diliyoruz. Tabii ki maçı anlatırken tarafsız olmaya çalışacağız ama bizi bilenler bilir. Yani sonuçta 30 yıldır Kocaelispor'un taraftarıyız, basın mensubuyuz. Yani Kocaelispor'un ataklarında ve gollerinde heyecanlı olmamızı doğal karşılayacağınızı düşünüyorum. Evet, şu anda iki takım futbolcuları önce Kocaelispor tribünlerini, daha sonra da Gebzespor tribünlerini selamladılar. Olması gereken buydu ve maçın hakemi bir türlü daha maçı başlatamadı. Aslında şu an başlaması gerekiyordu. Sevgi gösterileri, centilmenlik, fair play gerçekten maçın da böyle tamamlanmasını bekliyoruz. Kocaelispor cephesine baktığımızda Kocaelispor bu maçı kazanırsa 12 puana yükselecek ve puan farkını 12'ye çıkartacak ve hemen hemen liderliği, zirveyi garantileyecek. Gebzespor'un kaybetmesi halinde de Gebzespor zirve hayallerini gelecek yıla bırakmak zorunda kalacak sevgili seyirciler. Tabii beraberlik de Kocaelispor'un yine işine yarayacak. Çünkü ikili avaraj uygulandığında. Evet, müsabaka başladı Kocaelispor'un vuruşuyla sevgili seyirciler. İsmet Paşa da kar yağışı altında müthiş bir ortam, müthiş bir atmosfer var sevgili izleyiciler. Kocaelispor taraftarı ve Gebzespor taraftarı aynı anda tezahürata başladı. Şimdi orta alanda Gebzespor topa hakim olmak istiyor. Kocaelispor pres yaptı o bölgede ve Sefa'ya yapılan bir faul var. Evet, ilginçtir. Sağ kanattı Sinan Pek demek ki görüyoruz. Tabii ki pozisyon geride olabilir. Şimdi Murat Başak da ceza sahasına gönderdik. Sinan ortaladı. Gol pozisyonu. Seker mi? Savunma uzaklaştırdı Gebzespor savunması. Burak Süleyman topa sahip oldu. Ceza sahasına girdi. Burak Süleyman rakipten astırıldı. 0 idi gol pozisyonu. Son anda çizgiden çıkartıyor Gebzespor savunması. Kocaelispor maça müthiş hızlı başladı sevgili futbol severler. Bu
Burak Süleyman'ın geliştirdiği tehlikeli atakta Gevzespor savunması topu son anda uzaklaştırdı. Şimdi köşe atışı kullanacağız. Köşe atışını kullandı Kocaelispor. Savunma uzaklaştırdı. Şimdi yine bir Kocaelispor atağı. Ali Katırcı. Kocaelispor oyuna çok hızlı başladı bu dakikalarda. Sağ taraftan Kadir Gezer. Ceza sahası orada Oğuzhan. İçeriye şişirdi. Gevzespor savunması topa sahip oldu Ali Katırcı'yla. Kocaelispor gerçekten o agresif oyununu sergilemeye başladı daha ilk dakikada itibaren. Kadir Ögen'in yaptığı faul var. Gevzespor kendi yarı alanından serbest atış kullanacaklar. Topun başında Özkan Yılmaz var. Evet, kar yağışı da başladı sevgili seyirciler. İnşallah etkilemez. Murat Başak karşıladı. Mert Yavuz önde. Sefa. Sefa Burak Süleyman'la oynadı. Burak Süleyman ters top yaptı. Sinan Pekdemek. Sinan Pekdemek'ten sağ taraftan bindirme yapan Kadir Gezer. Kadir Gezer'e müdahale. Bir faul atışı daha kullanacak Kocaelispor sağ taraftan. Kocaelispor gerçekten maça çok hızlı başladı. Şimdi Sinan Pekdemek daha farklı bir pozisyonda bugün. Ceza sahasına gönderdi, gol pozisyonu. Burak Süleyman vurursa gol olur. Rakibini karşısına aldı. Burak Süleyman ceza sahasına girdi. Kaleci kurtarıyor, savunma uzaklaştırdı. Daha sonra Muhammed Akdeniz taça gönderdi topu. Kocaelispor sağlı sollu geliyor sevgili seyirciler. Taraftar desteğini arttırmış durumda. Kadir Gezer içeri gönderdi. Gevzespor faul atışı kazandı. Evet, bu arada kar yağışı da lapa lapa kar yağıyor. Gerçekten Ocak ayının son günlerinde müthiş bir ortpas var. Aman dikkat Kılıç. Kılıç, evet Kılıç kalesini yine terk etti. Zamanlamayı da iyi yaptı. Orada iki stoper vardı. Topu taça gönderdi. Taç atışını Gevzespor kullanacak. O bölgede top devamlı taça çıkıyor karşı tribünlerde. Şimdi Mesut Özdemir topu havalandırdı. Sefa rakibinden geçemedi o pozisyonda. Taç atışını Gevzespor kullanacak. Evet, ilk 5 dakikayı geride bıraktık sevgili futbol severler. İsmet Paşa'sında dev buluşmada Kocaelispor 0 Gevzespor 0. Gelişen bir Gevzespor hata offside bayrağıyla kesildi. Evet, iki takım teknik patronları talimatlarını sağ kenarından veriyor. Gevzespor'da Cengiz Demir, Kocaelispor'da da Ergun Ortakçı. Şimdi en direkt serbest atışı kaleci Kılıç Arslan kullandı. Murat Başak. Evet, görüş açısı da dar futbol. Görüş açısı kısa olduğu için futbolcuların biraz daha konsantre ve dikkatini yükseltmesi gerekiyor bu karşılaşmada. Mesut orada sahip oldu topa. Mesut topa müdahale ama maçın hakemi Abdullah Buğra faul kararı verdi. Evet, zemin kırmızı çizgiler çekildi. Hemen kullanıldı Kılıç Arslan, dikkatli. Evet, tabii ki ilerleyen dakikalarda da zeminin ağırlaşacağını düşünüyoruz. Şimdi Burak Süleyman, yani topla çok fazla oynamanın da bir esprisi yok. Oğuzhan rakibinden sıyrılamadı.
Emre topu sahip oldu. Birali teknik oyuncu Murat Başak. Hiç riske girmedi. Stoperlerin yaptığı basit hata yaptı. Basit hamleyi yaptı. Topu dışa gönderdi. Şimdi Gevzespor taç atışı kullanacak Ali Katırcı'yla. Ali Katırcı kullandı Recep. Ali Katırcı'nın ortası. Kılıç Arslan. Çok ilginç. Sevgili seyirciler. Kılıç yine orada normalde alabileceği bir toptu. Ama topu kornere gitti sevgili seyirciler. Evet, maçın hakemi topun çıktığını söyledi. Gevzespor köşe atışı kullanıyor. Herkes çok dikkatli. Ceza sahasının ortalarında. Şimdi topu uzaklaştırmaya çalışıyor Kocaelispor. Gevzespor ceza sahasının dışından atağa uygunlaşmaya. Mesut topu kaptı. Ani bir atak olabilir mi? Arkadan sert bir müdahale var. Evet, oyun bir hayli sert geçiyor. Tabii ki maçın hakemi şu ana kadar sarı kartını da kullanmak istemiyor. Çünkü ilerleyen dakikalarda zorluk çıkmasın şeklinde yorumlayabiliriz. Evet, top taça gitti sevgili seyirciler. Evet, bu şartlarda oynamak zor. Sağ şu an temiz gözüküyor ama görüş açısı gerçekten çok zor futbolcular adına. Hava soğuk, kar yağışı devam ediyor. Tribünlerde Kocaelispor taraftarı ve Gevzespor taraftarı takımlarına destekliyor. Gevzespor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümü doldurduğunu görüyoruz. Yaklaşık 500-600 civarında bir seyirci topluluğu görüyorum orada. Maraton tribününde de 2000'e yakın bir Kocaelispor taraftarı var. Tabii ki normal şartlarda oynansa sanıyorum bu müsabaka rahat 15.000 seyirci topluluğunda oynanırdı. Tabii hava şartları da çok zor. Birçok taraftarımız sıra gelmekte zorluk çekti. Maça dönersek Gevzespor Ali Katırcı'yla atak geçmek istiyor. Topa sahip olduk. Ani bir kontra atak olabilir. Burak Süleyman sol taraftan giriyor. 4-2'ye kaldık. Burak Süleyman pasını atarsa gol olabilir. Mükemmel bir pas. Gol mü geliyor? Sinan gol mü? Yapma Sinan. Bu kaçmaz. İnanılmaz bir gol kaçırdı Sinan. O kadar müsait bir pozisyondu ki sevgili seyirciler. Burak Süleyman Allah dedi. Kaleci yerdeydi. %100'lük bir gol kaçtı sevgili seyirciler. Hepimiz gol diye ayağa kalktık. İnşallah bu pozisyonu aramayız. Sevgili seyirciler, resmen Burak Süleyman Allah dedi bu pozisyonda. Ama maalesef Sinan gibi usta bir golcü meşhur yuvarlığı ağlara gönderemedi. Yine hatamız gelişiyor. Sefa iyi vurur oralardan. Ama bu sefer çok zayıf. Kaleci Emre topa sahip oldu. Evet sevgili futbol severler. Az önce gerçekten Kocaelispor %100'lük bir gol kaçırdı. Maçın birinci dakikasında da bir tehlike yaşatmıştık. Bu pozisyonda da Sinan sağ kanatta oynuyor. Farklı bir pozisyonda. Onu belirtelim sevgili seyirciler. Sefa'yı forvetin arkasında monte etmiş. Orta sahada iki defansif yönü güçlü olan Mert Yavuz ve Mesut Özdemir ile güçlendirmiş Mert Ortakçı. Şimdi Gevzespor serbest atış kullandı. Bu arada Gevzespor taraftarı da meşaleleri yaktı sevgili seyirciler. Gerçekten çok güzel atmosferde oynanıyor müsabaka. Şimdi Kadir Öge. Oğuzhan. Oğuzhan'dan mükemmel bir kafası. Sefa Sinan'ı gördü. Sinan. Kadir Gezer bir indirme yaptı. Sağ kanattan. Atağımız gelişiyor. Sinan topu yine kaybetti. Haydi Sinan. Rakibe izin vermiyoruz o bölgede. Şimdi topa sahip olmak istedik. Gevzespor savunması savunmadan çıkamıyor. Müthiş bir pres var o bölgede. Sefa topa sahip oldu. Sinan pek demek. Çok iyi bir pas. Burak Süleyman. Rakibi yine karşısına aldı. Şimdi ortaladı. Gol pozisyonu. Kaleci elinden kaçırdı. Yumrukladı Emre Aslan.
Şu anda Kocaelispor'un baskısı her dakika gittikçe artıyor sevgili futbol severler. Kadir Gezer, Muhammed Emin, Kadir Gezer, Mesut Özdemir. Araya mükemmel bir pas. Penaltı beklentisi var. Oğuzhan yerde kaldı. Maçın hakemi devam kararı. Tribünlerden müthiş bir tepki var bu pozisyona. Kadir Gezer. Sağ kanattan Atamu sert bir müdahale. Maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy faul kararı çıktı. Evet sevgili seyirciler, 12. dakikanın içerisindeyiz. Maçın 1. dakikasında Burak Süleyman'ın geliştirdiği tehlikeli atakta top kale çizgisinden çıkartıldı. 8. dakikada da Sinan Pekdemek kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderemedi. Şimdi serbest atış kullanacağız. Bu arada Gebzespor taraftarlarının eskiden çok kullanılan o sis bombası dediğimiz offside kararı çıktı. Evet, İzmit'te soğuk bir günde içimizi ısıtan bir müsabaka. Şimdi Gebzespor kendi yarınından atağa kalkmak istiyor. Uzun gönderdi. Muhammed Emin karşıladı. Mesut orta alan topu sahip oldu. Burak Süleyman o bölgede çok iyi bugün. Uzun bir top Kadir Öge. Dikkatli ol Kadir Öge. Faul var. Faul var. Rakip Güven Güner'i Kadir Öge'yi çekti o pozisyonda. Ve faul kararı çıktı. Evet, 0-0 eşitlik devam ediyor. Gerçekten parmaklarımızın donduğunu da söyleyeyim. Müthiş bir soğuk var İzmit'te. Şu an Kocaelispor atağa kalkmak istiyordu. Faul kararı çıktı. Serbest atış kullanacak Gebzespor takımı. Uzun gönderdiler. Burak Süleyman topa sahip oldu. Burak Süleyman faul beklentisi var, hakem oynayın dedi. Ömer Faruk Gebzespor atağını geliştiriyor. Orta alanda Muhammed geriye döndü. Uzun bir top Murat Paşa karşıladı. Sol taraftan dikkatli olmamız lazım. Atak gelişiyor. Aman çocuklar, Kadir Öge hiç riske girmedi. Topu kornere gönderdi sevgili izleyiciler. Evet, şu an 15. dakikanın içindeyiz. Gebzespor köşe atışı kullanacak sevgili futbol severler. Bütün futbolcular dikkatli ceza sahası içinde. Ön direğe ortalandı. Savunma uzaklaştırdı. Yine içeriye doğru kestiler. Savunma ortaladı. Gebzespor'un atağı devam ediyor. Sağ taraftan Kadir Ögün'ün müdahalesi, taç atışı. Evet, taç atışını Ali kullanacak sağ taraftan. Kar yağışı devam ediyor ama sahayı etkilemedi çok fazla. Tabii ki sahanın ağırlaştığını söyleyelim. Şimdi Mesut. Bravo Mesut. Agresif bir oyuncu. Orada topa sahip oldu Burak Süleyman. Burak Süleyman çok fazla topla oynadı o bölgede. O topu kaybetti. Müthiş bir mücadele var. Oo, çok sert bir müdahale Oğuzhan'a. Özkan Yılmaz arkadan gerçekten çok sert bir müdahale yaptı. Oğuzhan da sinirlendi. Maçın hakeminden sarı kart bekliyordu. Evet, futbolcular kar yağışından etkilenmemek için de gözlerinin altına kömür sürdüğünü hatırlatalım sevgili seyirciler. Şimdi kendi yarı sahamızdan Kadir Öge ile kullandık. Ceza sahası ön bölgesinde Sinan Pekdemek. Şutu çekecek. Sinan Pekdemek şutu savunmadan döndü. Kadir Gezer sağ kanattan atağımız olgun ulaşmak istiyor. Mert ile oynadı. Mert topu kaybetti. Yine sahip oldu. Mert Yavuz. Kadir Gezer
İçeriye orta. Özkan Yılmaz karşıladı. Sert bir müdahale. Sarı kart çıkabilir o pozisyonda Kadir Öge'ye. Evet, notlarımıza Kadir Öge'yi yazıyoruz. Orada Serkan'a sert bir müdahale. Maçın 16. dakikasında. Evet, Kadir Öge sarı kart gördü. Serkan tedavisi devam ediyor sevgili futbol severler. Tabii oyunun durduğu dakikada da Gebze Spor Teknik Direktörü futbolcuna talimat veriyor. Evet, 17 dakika geride kaldı. Gerçekten kent derbisine yakışır bir futbol seyrediyoruz. Müthiş bir karşılaşma. Kocaeli Spor iki kez gole çok yaklaştı. Sinan Pekdemek kaleciyi yere yatırdı ama golü maalesef atamadı. Avut'a gönderdi. Mesut topu kaybetti o bölgede. Recep, Murat Paşak, Kadir Gezer'e gördü ama tehlikeli bir top attı Kadir Gezer'e. Şimdi o pozisyonda da sarı kart çıkarsa bekler sıkıntı yaşayacak. Yani bu pozisyonda Murat Paşak topu ileri göndermesi çok önemli. Hakemden de sarı kart çıkmadı. Orada topu kazanayım diye de Kadir Gezer müdahale yaptı. Çift aldı. Maçın hakemi uyarmakla geçiştirdi bu pozisyonu. Gebze Spor şu an servis atışı kullanıyor. Ercan'la Burak Süleyman arasındaki mücadeleyi Ercan kazandı. Ceza sahası. Dikkatli olmamız lazım. Ercan, aman savunması, girmek lazım araya. Müthiş bir kurtarış Kılıç Arslan'dan. Savunmanın uyuduğu bir dakikaydı. Gebze Spor Ercan'la müthiş bir tehlike yarattı. Kılıç Arslan harika bir kurtarışta gole izin vermedi sevgili futbol severler. Evet. Bir anda Kocaeli Spor savunmasının uyuduğu bir dakikaydı. Şimdi Gebze Spor korneri hemen kullandılar. Ceza sahasına ortalandı. Tehlike var. Savunma uzaklaştırıyor. Şimdi Burak Süleyman uzun oynadı. Ama istediğini yapamadı. Oğuzhan'a gelse baygol bu pozisyonu muhtemelen gol yapabilirdi. Evet. Dakika 19. Kocaeli Spor 0, Gebze Spor 0. İki takımın da, Kocaeli Spor'un iki tane, Gebze Spor'un da bir tane tehlikeli pozisyonu var. Dişe diş bir mücadele var. Şimdi Kocaeli Spor tehlikeli bir atak geliştiriyor. Oğuzhan, Sinan kaçtı. Önüne atarsa gol pozisyonu bir. Oğuzhan pas verirse tehlike. Şimdi Sinan'la oynadı. Sinan arkadaşlarına baktı. Sefa sağ taraftan Kadir Gezer'i gördü. Kadir Gezer içeriye ortalamak istedik. Kötü bir orta. Savunma Özkan'la uzaklaştırdı. Şimdi Mesut Kocaeli Spor hatanı tazelemek istiyor. Burak Süleyman. Burak Süleyman arkadaşlarına baktı. Mesut da oynadı. Kadir Öge içeriye ortaladı. Son anda savunma köşe atışına izin vermedi Gebze Sporlu futbolcular. O bölgede baskı sonuç getirdi. Taç atışını Gebze Spor takımı kullanacak. Evet, Kocaeli Spor Türk futbolunun şanlı kulübü. 20 yıl Süper Lig'de oynadık. 6 kez ülkemizi Avrupa kupalarında temsil ettik. Müzemizde 2 Türkiye kupası var. Cumhurbaşkanlığı finali oynadık. Gerçekten mazimizde büyük başarılar var. Maalesef son 5 yılda yaşanan transfer yasağı sebebiyle Kocaeli Spor'umuz Süper Lig'den bölgesel amatöre kadar düştü ama Kocaeli Spor camiası o kadar büyük ki savaşıyor, direniyor ve bu sene inşallah mutlu sona ulaşacağız. Kocaeli Spor taraftarı Körfez gol gol İsmet Paşa inliyor. Muhammed Emin müdahale etti. Serkan taç atışını mor beyazlı ekip kullanacak kendi yarı sahasından, sağ taraftan. Bütün futbolcular o bölgede kümelenmiş vaziyette. Ters top yaptı Recep, oyunun şeklini değiştireyim diye düşündü ama Sinan o bölgede izin vermedi.
Evet, top devamlı taça gidiyor, onu da belirteyim. Tabii ki bu şartlarda oynamak da zor. Sağ zemininde hiçbir kar yığını yok. Murat Başak 2 hafta aradan sonra, son 2 hafta sakatlığı sebebiyle yoktu. Sakatlığından sonra geri döndü. Erol'dan formayı geri aldı. Şimdi Gebzespor hata çıkmak istiyor. Defansımız dikkatli. Tehlikeli bir yer. Aman orada faul yapmayalım. Eyvah diyorum sevgili seyirciler. Çok tehlikeli bir yerden Gebzespor frikik atışı kazandı sevgili seyirciler. Çok tehlikeli bir yer. Orada Recep var. Gerçekten ligin ilk yarısında da golü vardı orada. Aman dikkat çocuklar, o bölgede faul yapmayalım demiştik ama geçen sene Arnavutköy'de de oradan frikten bir gol atmıştı ama şu an topun başında Recep yok. O bizim için bir şans. Çok tehlikeli ve dikkatli olun çocuklar. Savunma, aman çocuklar dikkat, Recep savunma uzaklaşmak istiyor topu. Gebzespor tehlikeli geldi. Son anda çizgiden, evet. Aman aman, çok büyük bir tehlike. Evet, zaman zaman sevgili Uygur'la bunları konuşuyoruz. Anlamsız bir faul, frikik atışı. Daha sonra kalemizde yaşanan bir karambol. Ve son anda, evet, topun çıktığı kararı çıktı o bölgede. Şimdi Kocaelispor atışını kullandı Kılıç Arslan'da. Soğuk havada müthiş bir müsabaka. Mesut, hakem oynayın dedi. Özkan Yılmaz topu havalandırdı. Sinan orta alanda dişe diş bir mücadele. Kadir Öge dikkatli. Baskı var. Kadir Öge yapma o bölgede o hatayı. Tek oynasa hoca, şu an Ergün Hoca da uyarıyor kendisini. Tek oynasa, basit oynasa hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Aman Kadir, seni seviyoruz. Tecrübeli bir isim. Şu an Burak Süleyman müthiş bir pres yaptı o bölgede. Ali Katırcı'ya izin vermedi. Evet, soğuk bir havada oynanıyor müsabaka. Gerçekten üşüyoruz. Şu Kılıç Arslan bugün istediği degajları da yapamıyor Kılıç Arslan. 24. dakika, Mesut'a bir faul var o bölgede. Hakem avantaja bıraktı. Hala Mesut'ta top. Şimdi sahip olduk. Kadir Öge. Defansın arkasına göndermeksi de olmadı. Şimdi Burak Süleyman. Taç atışını Kocaelispor kullanacak. Faul kararı çıktı. Kocaelispor sol taraftan serbest atış kullanacak. Kadir Öge iyi orta, gol getirir mi? Birinci dakikada Burak Süleyman'ın yarattığı karambolde Gebzespor savunması kale çizgisinden topu uzaklaştırdı. 8. dakikada Sinan Pekdemek %100'lük bir pozisyonu topu avuta gönderdi. 16. dakikada da Gebzespor tehlikeli gelmişti. Dakika 25. Kocaelispor 0, Gebzespor 0. Kocaelispor 30 puanla en yakın rakibinin 8 puan önünde liderliği sürdürüyor. İnşallah Allah'ın izniyle önce 3. lige, daha sonra da üst liglere çıkmayı, eski güzel günlere dönmeyi hedefliyoruz ki camia olarak da bunu hak ediyoruz. Yeni stadın yapımı da Alikaya'ya da devam ediyor. 33 bin kişi statta. Kocaelispor taraftarının müthiş bir ambiyans yaratacağını zaten düşünüyoruz. Taraftarımızın desteği de devam ediyor. Evet, bu maç gerçekten pazar günü oynansa gerçekten çok farklı bir atmosferde olabilirdi, onu belirteyim. Aynısı buymuş. Muhammed Emin orta alanda ne işi var diyecektim. Murat Başak kı müdahalesi. Evet, hakem sertliğe hiç taviz vermedi. İtiraz etmemek gerekiyor. (Gülüyor)
Golsüz eşitlik devam ediyor. Gerçekten bu maçta dikkatli olmak gerekiyor her açıdan. İkili avarajı, evet, Kılıç Arslan hep devamlı 6 pasta olduğunu gören Gebze sporlu futbolcular servis atışları kaleye doğru kullanıyor. Aman Kılıç, bu maça %100 konsantre olmanı bekliyoruz. Az önceki pozisyonda olduğu gibi. Şimdi Kocaelispor hata, sert bir müdahale. Tek sarı kart çıktı bu dakikaya kadar Kadir Öge'ye. Şimdi Kocaelispor kaleyi tam cepheden görünen bir bölgeden servis dışı kullanacak. Topun başında Burak Süleyman var. İki stoperimiz Muhammed Emin, Murat Başak, santrofor Oğuzhan ve Sinan Pek demek de içeride. Ceza sahasının yanı önünde de Sefa var. Oradan bir tehlike ve gol pozisyonu çıkarmayı hep birlikte göreceğiz. Burak Süleyman, Kocaelispor'un özel yeteneği. Burak Süleyman kötü bir top kullandı. Savunma uzaklaştırdı. Sefa karşıladı. Hatamıza olgunlaşmak istiyoruz. Sinan Pek demek. Bugün sağ kanatta oynuyor. Biraz da yerini yadırgadı mı acaba? Bu pozisyonda da istediği vuruşu yapamadı. Oğuzhan. Mesut. Orta alanda Kocaelispor'un presi işe yarıyor. Rakip takımın çıkmasına izin vermiyor Kocaelispor futbol takımı. Sinan pres yaptı. Topa sahip olduk. Tehlikeli bir atak. Mesut Sinan'ı gördü. Ortalarsa gol pozisyonu. Çok geç kaldı. Gebze savunması. Topu kornere gönderdik. Kornere attı Gebze Spor savunması. Kocaelispor gol için yükleniyor. Dakika 30. Taraftar tribünde gol istiyor. Köşe atışını kullandık. Ön direkte Gebze Spor sonucu uzaklaştırdı. Mert karşıladı. Mert topa sahip olmadı. Aman dikkat Mert. Orada kaybetmesi lazım topu. Evet, Murat Başak. Taktik faul ve Murat Başak önemli bir tehlikeyi kesti. Mert'ten inanılmaz bir hata yaptı orada. Ve Gebze Spor 4-2 yakalamıştı ki. Evet, Kadir Öge'den sonra Murat Başak da şu an sarı kart gördü. Burada köşe atışını kötü kullandık. Devamında Mert'in de topa sahip olmaması sebebiyle Gebze Spor ani bir kontra hata çıktı. Orta alanda Murat Başak'tan Yugoslav faali dediğimiz hamle geldi ki tam yerinde bir faaldi. Hatta gol birine gelebilirdi o pozisyonda. Şimdi Kadir Öge'ye yapılan bir faal var. Defansın arkasına atmak istedi. Özkan Yılmaz karşıladı. Güven Mesut mücadelesinde. Mesut gerçekten müthiş agresif ikili mücadele kazanan birisi. Evet, beraberlik tabii ki hedef Kocaelispor'un bu maçta kazanmak ama maç beraber bitse de ikili avaraj da hem 9 puan koruyacak hem de ikili avarajı korumuş olacak. O da bir avantaj. Şimdi Burak Süleyman. Sefa, evet, bugün biraz futbolcularımızda konsantre eksikliği var. Yani çok basit top kayıpları yapıyoruz. Biraz daha %100 konsantre istiyoruz sevgili futbolseverler. Gebze Spor'da tarihinde ilk kez İsmet Paşa Stadı'nda bir maça çıkıyor gerçekten. Onlar için de çok önemli bir maç. Önem veriyorlar. Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz. Yaptığı mücadele ortada. İlker Çakır da Gebze'de önemli çalışmalara imza atıyor. Tabii ki Kocaeli sanayi başkenti. Bütün sanayiciler İzmit'te. Türkiye'nin en çok vergi veren şehriyiz. Ama sanayicilerden de Kocaelispor'a 1 gram destek gelmiyor sevgili seyirciler. O da ilginç. Şimdi Kocaelispor Kadir Öge. İyi vurulardan. Kadir Öge vurdu. Kalisten döndü. Oğuzhan da gol. Oğuzhan golün adı sevgili seyirciler. İşte bu. Kocaelispor 1-0 öne geçiyor. Kadir Öge önce kaleciyi yokladı. Sert bir şey.
Emre sadece topu kurtardı. Bay gol. Fırsatçı Oğuzhan eşin yuvarlığı ağlara gönderdi. İsmet Paşa yıkılıyor. Sevgili seyirciler, müthiş bir maç. Evet, 10 dakika sevgili yorumcumuz Uygur'un dediği gibi çok önemli. Dakika 32, Kocaelispor'umuzun birinci golü. 7 numaralı formasıyla Kocaelispor 1-0 önde. Sevgili seyirciler, golü Oğuzhan attı. 1-0 önde Kocaelispor. Evet. Bu dakikada dikkatli olmamız lazım. Oradan bir faul kararı çıktı. Elispor kullandı. Dikkat çocuklar. Aferin. Şimdi topa sahip olduk. Haydi çocuklar. İkinci gol için yüklenmek istiyoruz. Şimdi Gebze Spor topa sahip oldu. Gebze Spor 1-0 önde. Evet, tribünler coştu. Kenardaki tuşuna basın. Oğuzhan'ın 32 dakikada attığı golle. Bu dakikalarda dikkatli savunma. Savunma ileride sert bir şut. Yandan Avut'a. Bay gol, İzmitli golcümüz yıllarca gurbetli mücadele etti. Birçok takımda şampiyonluklar yaşadı. Karagümrük'te, Manisa'da bu sefer kendi memleketinin takımında şampiyonluk yaşamak istiyor. Orta alanda Mesut topa sahip olmak istedi. Defansın arkasına atmak istediler. Bravo Kadir. Mert biraz daha dikkatli. Şimdi Sinan topa sahip oldu. Sinan geriye döndü. Mert Yavuz. Mert Yavuz ileri oynadı. Oğuzhan'dan mükemmel bir pas. Ani bir atak olabilir mi? Mert Yavuz Oğuzhan'ı gördü. Oğuzhan sağ taraftan Kadir Gezer. Koşuyor, yolu atarsa tehlike olabilir. Mükemmel bir pas. Gebze Spor savunusu araya girdi. Dakika 35. 32. dakikada Oğuzhan Türkmen'in attığı golle Kocaelispor 1-0 önde. Bir faul kararı da çıktı o bölgede. Kocaelispor 1-0 önde. Müthiş bir pres baskı var o bölgede. Gebze Spor savunusu çıkamadı ve geriye oynamak zorunda kaldı. Kaleci Emre ile. Murat Başak Recep'e izin vermiyor o bölgede. Şimdi Mesut. Kocaelispor oyunu tamamen kontrol altına aldı. Yine Kadir geliyor. Yine tehlikeli geliyoruz. Burak Süleyman. Burak Süleyman sol kanattan. Ceza sahasına atıldı. Hata olur mu? Savunma araya girdi. Bir köşe atışı daha. İkinci gol her an gelebilir sevgili futbol severler. Bütün tribünler şu an coşmuş durumda sevgili izleyiciler. Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Böyle karlı havaları çok seviyoruz. 90'lı yıllardan Fenerbahçe'yi, Bursaspor'u, şimdi de Erciyesspor'u da yendiğimizi iyi hatırlıyoruz. İkinci gol gelir mi? Muhteşem Süleyman lakaplı Burak Süleyman köşe atışını kullanacak. Burak Süleyman. Burak Süleyman ortaladı. Gol pozisyonu. Savunma. Hatamız devam ediyor. Oynayın dedi hakem. Burak Süleyman. Ortalarsa gol pozisyonu. Gebze'de ikili sıkıştırma geldi o bölgede. Şimdi Mesut. Aman Mesut dikkat. Bravo. Ya Mesut Murat. Bir saniye karıştı orası. Tamam Kadir. Dikkatli ol Kadir. Topu taça attı. Evet, dakika 37 İsmet Paşa stadında Kocaelispor 1 Gebzespor 0. Savunmamız dikkatli. Ercan taç atışını kullanacaktı. Ali Katırcı'ya bıraktı.
topa sahip olduk. Uzun bir top. Burak kaybetme o topu. Allah'tan düştü. Uzun oynarsa Murat Başak tehlike olabilir. Ali tehlikeyi hemen sezdi o bölgede. Kar yağışı yine başladı sevgili seyirciler. İsmet Paşa'da tarihi bir gün, devrim buluşma. Kent derbisinde Kocaelispor'u 1-0 üstünde devam ediyor. Sinan. Haydi Sinan. Sinan'a yapılan bir faul var. Kocaelispor 1-0 önde. Dakika 32 Oğuzhan Türkmen'in golüyle. Golden önce de 1. dakikada Burak Süleyman, 8. dakikada Sinan'la yüzde gol pozisyonları vardı. Konuk ekibinde 16. dakikada Ercan'la geliştirdiği bir tehlikeli pozisyon vardı. Seyircilerimize burada hatırlatalım. Mert Yavuz topa sahip olacak. Evet, Kocaelispor gerçekten bu ülkenin en önemli şehir takımlarından biri. Bunu ısrarla ifade ediyoruz. Tribünler hep boşken İsmet Paşa dolu oluyor. Şimdi ani bir atak, bir faul kararı daha çıktı orada. Sinan'a yapılan bir müdahale. Yerde yatan futbolcunun tedavisi olacak mı? Bakıyorum. Masör Ali hazır kıta bekliyor kenarda. Evet, İsmet Paşa da ikinci yarının ilk hafta maçında kent derbisinde Kocaelispor 1 Gebzespor 0 müsabaka devam ediyor. İlk yarının bitimine 5 dakika kaldı. Tehlikeli bir bölgeden Kocaelispor serbest atışı kullanacak. Ceza sahasına ortaladı. Kötü bir orta. Bugün serbest atışları iyi kullanamıyoruz. Burak Süleyman. Baskı vardı. İkili dikkat. Çok iyi. Murat Başak. Kale, defasını arkasına atarsa tehlike. O da oldu. Savunma uzaklaştırdı Özkan'da. Muhammed topa sahip oldu daha sonra. Savunmamız karşıladı. Offside. Gebzespor atağında. Evet. Kocaelispor'un cefakar taraftarı Odru Meydan yine şovunu yapıyor. Atkı şovunu yapıyor. Gurbetteki taraftarlarımız, il dışındaki taraftarlarımıza da buradan sevgi saygılarımızı gönderiyoruz. Kocaelispor'umuz gerçekten her şeyin en iyisine layık. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Kılıç Arslan kısa bir degaj kullandı. Muhammed Emin kafa vuruşu, taç atışını Gebzespor kullanacak. Topu havalandırdı Gebzespor. Savunmamız karşılıyor. Dikkatli olalım bu dakikalarda. İlk yarının böyle bitmesi bizim için büyük bir avantaj. Tehlike olmadan savunma girdi araya. Kadir Öge. Kadir Öge. Faul var. Evet, Kadir Öge sağ tarafta sevgili seyirciler. Yani sol bektir maşallah diyelim. Dinamo gibi. Kadir gel yerine, geç yerine. Bravo. Kar yağışı devam ediyor. Tabii ki zemin ağırlaştı. Her şeyin hayırlısı diyelim. Pazar günü dolu tribünler de istiyorduk ama önemli olan 3 puan almak, maçı kazanmak. Gerçekten Kocaelispor yönetimi, taraftarı, basını bu sene tek vücut. Allah'ın izniyle bu sene mutlu sona ulaşacağız. Eski güzel günlerimize yelken açmak istiyoruz. Şimdi taç atışını sağ taraftan Kadir'le kullandık. Gebze savunması Özkan'la uzaklaştırdı. Kadir dikkatli ol, tek top oyna. Sakin. Tecrübeli bir isimdi Kadir. Rakibini karşısına aldı. İyi bir top. Top çıkmadı. Israrla çıkmıyor. Evet. Çok ince bir top. Taç atışını Kocaelispor kazandı. Oğuzhan. Bay gol diyorum ona artık. Bravo Oğuzhan. İzmit'in golcü oyuncusu. Sol taraftan Kadir Öge kullandı. Ali Katırcı topu taça attı. Şu an 42. dakikayı geride bıraktık. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor 32. dakikada. Oğuzhan Türkmen'in attığı gol ile. Soğuk havada içimizi ısıtan bir gol. Evet, ilk yarım bitimine 2 dakika kaldı. Oradan out kararı çıktı. Dakika 43. Yeni
ilk yarısındaki maçı da Kocaelispor 3-1 kazanmıştı. Gevzespor tarihinde ilk kez İsmet Paşa'da oynuyor. Bu arada büyük bir hata savunmada. Şimdi Kocaelispor ikinci gol mü geliyor? Burak Süleyman sihirbazlık yapar oradan dedik ama çok oynadı topla. Top gene kendisine geldi. Burak Süleyman. Üçlü bir baskı var orada. Aman Burak Süleyman. Faul kararı çıktı. Evet. Oradan şapkadan yine bir tavşan çıkarttı Burak Süleyman. Üçlü baskıya rağmen. Evet, bu servis atışını iyi kullanırsak devreye çok mutlu girebiliriz. Şimdi sol taraftan Kadir Öge ile kullanacağız. Bu arada yerde yatan Gebzesporlu bir oyuncuyu bekliyoruz. Sevgili futbol severler, tedavisi yapılıyor. Evet, Kocaelispor'un yedek kulübesinde devre arası transferimizden kaleci Can Emre ve Ali Keten var. İkisi de kaliteli isim. Demirspor'dan aldık. Tanıdığımız isimler. Yine hamle gücümüzü arttıracak Şenol Yıldırım ve Burak Özbakır. Diğer stoper oyuncumuz Erol. Genç oyunculardan da Onur ve Akif'i görüyoruz. Gevzespor'un da yedeklerini kısaca sayayım. Nihat, Murat, Tiryaki, Oğuz, Sabur, Güngören'den transfer. Hatta Güngören Kocaelispor maçında bize golü atan isimdi. Murat Tiryaki tanıdık bir sima. Geçen sene bizde stoper oynayan bir oyuncu. Ömer ve Ahmet var. Evet, ilk yarının artık son dakikasının içine girdik. Gevzespor'da futbolcu yerde yattığı için tedavisi devam ediyor. Muhtemelen maçın hakemi oyuna 1-2 dakika ilave edecek. Evet, hava gerçekten çok soğuk. Bu soğuk havada içimizi ısıtan bir galibiyet olsun. Temennimiz o şekilde. Evet, dördüncü hakem 2 dakikayı gösterdi sevgili futbol severler. Evet, bu pozisyondan gol çıkar mı? Gol çıkarsa Kocaelispor büyük bir avantajla girer soyunma odasına. Çok tehlikeli bölgede sol kanattan Burak Süleyman'ı da kullanacağız. Özellikle ön direğe kavisli bir orta golün habercisi olabilir. Burak Süleyman topun başında. Dakika 45. Kocaelispor serbest atış kullanıyor. Burak Süleyman içeriye, yine kötü bir orta, savunma çıkarttı. Bugün serbest atışları istediğimiz gibi yapamıyoruz. Sevgili Uygur Mete'ye bayağı bir yorum çıkacak sanıyorum bu pozisyonlardan. Defansın arkasına attık. Savunma izin vermiyor. Oradaki mücadele. Oo, aman çocuklar sakin. Sakin, Sefa yerde kaldı. Bir dakika, bir saniye. Aman çocuklar, centilmenlik maçı. Orada yuvarlandılar. Kartop oynayın çocuklar. Yapmayın böyle. Yani dostane başlayan maçta tabii bazen gerginlik olabiliyor. Top kapma savaşı. İki takım taraftarları da birbirine centilmence yaklaşıyor. Burak Süleyman'la tehlikeli gidiyoruz. Burak Süleyman ceza sahasına girdi. Gol pozisyonu. Gol olur. Ah, Sefa kaçırdı topu ayağından. Sefa bu topu kaçırmasa ikinci gol geliyordu sevgili futbol severler. Atağımız devam ediyor sağ taraftan. Sinan biraz durgun bugün. Pozisyon yerini mi yadırgadı tam bilemiyorum ama şimdi Sefa ters bir top yaptı. Geriye döndü. Kadir Öge yine yoklayabilir kaleyi. Kadir Öge orta. Gol pozisyonu. Mesut. Şut, gol. Ama hakemin faul kararı var o pozisyonda. Mesut'un elle müdahalesi var. Düdükten sonra. Bu arada oyuncu değişikliği olurken hakem izin vermedi. Sabur oyuna girecek ikinci yarıda. Evet sevgili futbol severler, İsmet Paşa stadında ilk yarı sona erdi. İlk yarı skoru Kocaelispor 1, Gebzespor 0. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.
2009 yılından bu yana hizmet veren Aşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Aşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Aşina Restoran ve Ocakbaşı'na bekliyoruz. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Keyifli molalar vereceğiniz ve hafta sonlarınızın güzel geçmesini sağlayacağınız Kara Aslan Camping Tesisleri. Müzik 7 gün 24 saat profesyonel ekibiyle müşterilerini doğayla baş başa bırakıyor. Müzik 6 dönüm arazi üzerinde 500 kişilik restoran, 60 kişilik konaklama, çocuk oyun alanları, trekking, ATV safari, paintball, jeep safari, alışveriş alanları ve çok daha fazlası Kara Aslan Camping Tesislerinde. Kara Aslan Camping Tesisleri ise Yuvacık, İzmit'te. Dünyamızı seviyoruz. Ama dünyamızı koruyabiliyor muyuz? Yaşamın doğal bir dengesi vardır. Bu dengeyi buluyoruz. Sonra onu yok ediyoruz. Zaman hızla akıp gidiyor. Eğer bu sorumluluğu taşıyabilirsek, gelecek nesillere dengesini yitirmemiş bir dünya bırakabiliriz. Dünyamızı korumak için gelin sorumluluklarımıza sahip çıkalım. Geleceğimiz için, temiz bir dünya için üreticiler ve tüketiciler birlik olalım. Sizce sorumluluk alma zamanı gelmedi mi? Bir yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Evet, maçın hakemi 4. hakemle göz yüzü geldi. İkinci yarıya Gevdespor'un vuruşuyla başladı sevgili futbol severler. Şimdi Gevdespor kendi yarı alanından hazırlık pasları yapmak istiyor. Evet, ikinci yarı sağ şartları biraz daha ağır. Yağan bir kar var. Şimdi Gevdespor atağa gelişmek istiyor. Bu arada köpek girdi sevgili seyirciler sağ içine. Çok ilginç. Bu köpek nereden geldi? Yani enteresan bir görüntü. İsmet Paşa stadına kedinin, horozun girdiğini gördük de köpeği de ilk kez gördük. Hani polis köpeği mi diyeceğim ama hayır, ama o da bir yolunu bulmuş, maç seyretmeye gelmiş. Evet sevgili seyirciler, ikinci yarının ilk dakikaları, Kocaelispor taraftarı desteğini şarkılar ve türkülerle başladı. Lapa lapa kar yağıyor. Evet,
O köpeğe bir çare bulmak lazım. Yine içeriye girdi. Köpekten korkan futbolcular sahayı terk edebilir. Görevliler şimdi. O da ilginç bir görüntü sevgili seyirciler. Gazeteci arkadaşlarımız sanıyorum o fotoğrafı çekmişler. Biz maçımıza dönelim. Gelişen bir Kocaelispor hatağı var. Sefa öne indirdi. Sinan. Mert'in şu çekmesine izin vermedi. Gebzespor. Muhammed Emin uzaklaştırdı. Özkan. Defansın arkasına attı. Kadir hiç riske girmedi. Taça attı. Şimdi Gebzespor Erdi ile sol taraftan taç atışı kullanacak. Erdi kullandı. Şimdi ani bir atak olabilir mi? Sefa çok cılız pas. Bu arada Kocaelispor taraftarı coştu. Karşılıklı tezahüratlara devam ediyor. Sabır alan değiştirdi. Hakem oynayın dedi. Devam kararı çıktı o bölgede. Ani bir kontra atak olabilir. Oğuzhan rakibinden sıyrıldı. Oğuzhan ikinci gol mü geliyor? Sinan bomboş. Sinan iki mi geliyor? Hadi gol olsun bu. Sinan vurdu. Gene kaçırdı Sinan. En inanılmaz bir gol daha kaçırdı Sinan. Ah Sinan. Ahlar vahlar arasında kaçan bir pozisyondan sevgili seyirciler. Bu golü atsa yine maç bitti sevgili seyirciler. Bu gol atsa maç bitti sevgili seyirciler. İlk yarıda aynı pozisyon. Alat dedi. Olmadı. İnanılmaz bir gol kaçırdı Sinan. Kaleci kurtardı sevgili seyirciler. Kadir Öge vurdu. Savunma uzaklaştırıyor. Sinan yine ortaladı. Sefa. Kocaelispor baskısını arttırdı. O bölgede topa sahip olamadık Avut. Evet sevgili seyirciler, az önce kaçan pozisyon. Ah Sinan diyorum, bu goller kaçmaz. Gerçekten ikinci golü atıp rahatlayacaktık tamamen. Sinan. Haydi Sinan. Sinan. Müthiş mücadele. Sol tarafa gördü Burak Süleyman. Oğuzhan içeride. Burak Süleyman ortalarsa gol olur. Burak Süleyman ısrarla sıfıra girdi gene. Orta nereye? Rakibe. Evet sevgili seyirciler. İnşallah o pozisyonları aramayı Sinan Pek demek biraz daha dikkatli olsa. Son vuruşlarda işte burada golcü farkı ortaya çıkıyor. İlk yarıda aynı pozisyon. İkinci yarıda kalecinin üstüne nişanladı. Evet bu arada maçın hakemi aslında şu an oynanmıyor elverişli ama herhalde sahanın temizlenmesini isteyecek sanıyorum. Sol kanattan Kadir Öge'yle müsabaka başladı sevgili dinleyiciler. Şimdi Kocaelispor sol taraftan atak geliştirmek istiyor. Gebze savunması topu taça gönderdi. Evet oyun 10 dakika durdu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. O bölgede sert bir müdahale faul atışını Gebze Spor kazandı. Kar yağışı durdu. Bu futbol severler için sevindirici bir gelişme. Gebze Spor atışı kullandı. Orta alana gönderdiler. Kadir Öge. Burak Süleyman. Geriye döndü Kadir Öge. Kadir Öge defansın arasına attı. Oğuzhan çok iyi indirdi kafaya. Sefa. Topa sahip olamadı. Mesut. Taç atışı. Evet topa sahip olmak da zor sevgili seyirciler. Gerçekten iki takım futbolcuları üstün bir performans mücadele gösteriyor.
Şimdi Kocaelispor topa sahip oldu. Sol taraftan atağımız gelişiyor. Burak Süleyman rakibini karşısına aldı. Sefa'yı gördü. Geriye döndü. Kadir Öge. Kadir Öge o bölgeden çıkamadık. Mesut. Topu havalandırdı. Recep. Yine Kocaelispor topa sahip oldu. Burak Süleyman giremedi içeriye. Kocaelispor'un müthiş presi var. Rakibine izin vermiyor oradan çıkmasına. Gerçekten Kocaelispor'un en büyük özelliği de bu. Oyunu Gebze alanına yıktı. Bir faul atışı daha. Evet, bugün servis dışlardan istediğimizi çıkartamadık. İnşallah bu pozisyon olur diyoruz. Özellikle Sinan'ın maçın ilk yarısında ve ikinci yarısında çok önemli kaçırdığı iki pozisyon var. Şimdi Kocaelispor sol taraftan Kadir Öge ile servis dışı kullanacak. Murat Başak, Sinan, Oğuzhan içeride paslaşarak kullandık. Mesut vurur mu oralardan? Vurdu. Kaleci kontropilede kalabilirdi bu pozisyonda. Emre topa sahip oldu. Sinan. Sinan pek demek. Güçlü fiziğini kullandı. Sefa'nın arapasında Oğuzhan araya girdi. Faul beklentisi. Oynayın diyor. Recep. Erdi ile oynadı. Erdi Recep. Hiç riske girmeye gerek yok. Muhammed Emin uzun oynayacak. Öyle yaptı. Karşıladık. Mert Sinan. Evet, futbolcular topa sahip olmakta güçlük çekiyor. Basit oynamak en iyisi bu tip sahalarda. Ali ile sağ kanattan atak geliştiriyor Gebzespor. Taç atışı Kocaelispor'un. Kadir Öge ile taç atışını kullanacağız. Skorboard'da dakika 65 gösteriyor ama şu an 55. dakika sevgisi. 10 dakika oyun durdu. Şu an kar yağışı yok. Zeminin ağırlaştığını görüyoruz. Hayırlısı bu maçı iki takım da tamamlamak istiyor. Gerçekten kent derbisi. Şimdi uzun bir top gönderdik. Gebze savunması topu uzaklaştırıyor. O bölgede pres sonuç verdi. Taç atışını Gebze Spor kullanacak. İşte orada presi görüyorsunuz sevgili futbol severler. Futbol, modern futbolun izleri bunlar. Evet. Şimdi Burak Süleyman. Çok sert müdahale. Sarı kart gelir mi? Normalde Burak Süleyman sıfıra inip tehlike yaratan bir oyuncu. Evet, sayamadım ama bugün 8 veya 9. servis dış ama evet, Uygur'la da göz yüze geldik. Bir türlü istediğimizi yapamıyoruz. Güzel bir orta. Oğuzhan'ın kafa vuruşu. Sinan iyi kafa vurur. Murat Başak da geldi oraya. Sefa içeriye girdi. Kadir Öge. Ön direğe köşe atışı. Evet, Kocaelispor köşe atışı kazandı. Bu dakikada Kocaelispor'un atacağı ikinci gol oyunu tamamen çözer. Kocaelispor köşe atışını kullandı. Orta, kaleci Emre topa sahip oldu. Defans hemen yerine geçme. Elle kullandı. Savunma dikkatli. Mert. Kaleci kalesine dir. Sinan düştü. Ah, Sinan düşmese Ercan'dan top olacaktı. Müthiş pres var. Sefa. Sinan sert yerde kaldı. Hakem oynayın dedi. Ergün Hoca birine sinirlendi pozisyonda. Murat Başak. Defansın arkasına attı. Savunma araya girdi o bölgede. Recep. Kocaelispor pres yapıyor. Pres yapıyor ve sonuç alıyor. Bravo çocuklar. Sabur. Recep orta alanda.
Ömer. En geriye döndü Nizamettin. Özkan'la oynadı. Kocaeli Spor topa sahip oldu. Ani bir atak olabilir mi? Çok geç kaldık Mesut. Defansın arkasına. Oğuzhan yine akıllı bir santrafor. Ama offside bayrağı kalktı o pozisyonda. İki stoperi peşine takmıştı. Oğuzhan nerede duracağını, özellikle Oğuzhan ceza sahasında yakalarsa yine golünü atabilir. Sinan pres yaptı. Kadir rakibini kaçırma, aman dikkat. Aman dikkat, pas orada, Kadir rakibini kaçırdı. Bravo Muhammed Emin'e. Haydi çocuklar, Mert. Ani bir atak olabilir mi? Sinan. Sinan topa sahip oldu. Sinan gider mi? Nizamettin'den yerinde bir müdahale. Şimdi sağ taraftan Kadir Gezer'le kullanacağız. Dakika 60. Kocaeli Spor 1, Gebze Spor 0. Golün adı 32. dakikada Oğuzhan Türkmen. Muhammed Emin, Murat Başak. Basit oynuyoruz. Çok iyi. Tek top. Her an bu şekilde oynamak avantaj. Muhammed Akdeniz. Kadir Öge. Burak Süleyman. Burak Süleyman çok iyi bir pas ama nereye? Şimdi yine topa sahip olduk. Nerede? Sinan'dan sıyrıldı. Ercan. Güven Güner'e topu kaybetti. Taç atışını Kocaeli Spor kullanacak. Sinan, Kadir. Aman kötü pas. Sert bir müdahale. Faul atışı çıktı o bölgede. Murat Başak'la Kocaeli Spor orta alanın çizgisinin yakınlarından bir uzun bir top kullanacak. Defansın arkasına ve arasına atılan her top tehlike. Murat Başak topu şişirdi. Sinan. Bir faul kararı daha. Özür diliyor Nizamettin. O bölgede bir sarı kart çıktı. Erdi. Evet, Erdi'ye çıktı sarı kart. Kocaeli Spor'da Kadir Öge ile Murat Başak'a çıkmıştı. Evet, yine bir servis atış ve bunu maçtan sonra özellikle hocamıza soracağım. Yani evet, zeminin de bayağı bir etkisi var ama güzel kavisli bir orta. Evet, Sefa orayı temizledi, atış yapacağı bölgeyi. Sağ kanattan kullanacağız. Ana baba günü cezası açıyorsa. Stoperlerimiz de geldi. Mesut içeride, Oğuzhan içeride. İyi bir orta gol getirebilir. Dakika 60. Sefa ortaladı, kavisli. Yine ön direk, yine savunma. Bugün bu işi, bu organizasyonu yapamadık. Yani çok ilginç. Evet. Yani sevgili Uygur da o zaman paslaşarak kullan diyor. Çok doğru. Bazı şeylerde de ısrar etmenin bir anlamı yok. Şu an 61. dakikayı geride bıraktık. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Ön direğe köşe atışı. Sefa ile kullanacağız sağ taraftan. Sefa arkadaşlarıyla göz yüze geldi. Dakika 62, Sefa ile köşe atışı kullanıyor Kocaeli Spor. Yine ön direğe ısrarla. Savunma, karambol var, kaleci Emre iki hamlede topa sahip oldu. Çok acı yani sürekli ön direğe. Kadir'le karşıladık. Gebze Spor Ali ile çıkmak istiyor. Oğuzhan'ın presi var orada. Bravo Oğuzhan. O bölgedeki pres baskı sonuç getiriyor. Orta alanda topa sahip olduk. Bölgesel Amatör Lig ikinci yarı ilk hafta maçında Kocaeli Spor 1, Gebze Spor 0. Orta alan mücadelesi devam ediyor o bölgede.
Bravo Murat Başak, mükemmel bir müdahale. Evet, bu dakikalarda konsantre biraz daha yüksek olması gerekiyor. Tek topta çıktık. Orada topu kazanırsak, haydi çocuklar, 2 olabilir. Oğuzhan bomboş. Burak Süleyman sever bu topları. Atarsa 2 gelir. Oğuzhan. Oğuzhan. Düşürdüler. Penaltı. İşte bu. Penaltı kazandık. Bravo çocuklar. Penaltı kazandı Oğuzhan. Bravo çocuklar. Bravo çocuklar. Kocaeli Spor penaltı kazandı. Orada çok ani gelişti hatamız. Oğuzhan yerde kaldı ve Kocaeli Spor'umuz penaltı kazandı. Evet, Burak Süleyman kullanacak penaltı atışını. Gerçekten atağımız çok iyi gelişti. Dakika 64. Kocaeli Spor. Nizamettin de sarı kart gördü bu pozisyonda. Evet sevgili seyirciler, Kocaeli Spor'umuz penaltı kazandı. Topun başında Burak Süleyman. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Burak Süleyman topun başında. Burak Süleyman. Gol! 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 Golün adı Burak Süleyman. İşte bu. Bu gol Kocaeli halkına gelsin. Seviyorum sizi çocuklar. Golün adı Burak Süleyman. Harikasınız çocuklar. Isınmaya başladık, ısınmaya. Bravo çocuklar. 2-0 oldu. Muhteşem Süleyman. Skor 2-0 oldu. 2. Oğuzhan düşürüldü. 2-0 oldu. Yöneticiler ayakta. 2-0 oldu sevgili seyirciler. Harikasınız çocuklar. Şu an çok rahatladık. Dikkatli olun 2 dakika. Haydi çocuklar. Sevgili seyirciler, Kocaeli Spor 2, Gebze Spor 0. Kent derbisinde şehrimizin marka takımı Kocaeli Spor 2-0 öne geçti. Sinan Pertemek'ten de gol bekliyor Uygur. Bana işaret ediyor oradan. İlk yarı ve ikinci yarıda kaçırdığı 2 tane önemli pozisyon vardı. Muhtemelen salı günkü spor programımızda bunun analizini yapacağız. Şimdi Kocaeli Spor çok rahatladı. Sinan'dan mükemmel hareketler. Üç mü geliyor? Aman Allah'ım, sağ tarafa. Mert topu sahip olmak istedi, olmadı. Sağlık olsun, mücadelen yeter. Hocasından da alkış geldi. Tribünlerde 3-3 sesi. Ne oldu? Evet, aman. Burada şu an çok gereksiz. Yani Kadir Gezer, aman Kadir Gezer. Zaten 2-0 öndeyiz, o topa niye vuruyorsun? Gebze Sporlu futbolcunun uyarmasıyla da maçın hakemi sarı kartı gösteriyor. Şu an 2 tane bir hakemi sarı kartlı. Uygur'da işaret etti, ben oradan dikkat olmak lazım. Yani Murat Başak da sarı kart. Şu pozisyonda Kadir Gezer'in o topa vurmasına gerek yok. Evet sevgili seyirciler, Kadir Gezer dikkat, hiç riske girme Kadir Gezer. Bu arada Gebze tribünleri kavga, emniyetle hiç anlamsız, hiç yakışmayan hareketler, kavga çıkıyor emniyet mensuplarıyla. Hiç yakışmıyor Gebze Spor taraftarına. Hiç yakışmıyor, bu neden böyle? Gebze Spor taraftarı şu an emniyet mensuplarının üzerine koltukları atıyor. Oo, çok sert bir müdahale. Kırmızı gelir mi? Şu an evet, Gebze Spor'un futbolcular çok agresif. Aman Allah'ım. Bu arada evet, Sefa yerine geç. Gebze Spor'lu futbolcular da şu an oyunu çirkinletme. Bu yakışmıyor sevgili seyirciler. Sefa geç yerine. Sefa geç yerine. Evet, Ercan da sarı kart.
Resmen bu hareket kırmızı kart sevgili futbol severler. Rakibe şimdi nerede kaldı centilmenlik, nerede kaldı fair play sevgili futbol severler? Şunu her zaman söylüyoruz, şehrin futbolda abisi Kocaeli Spor. Şimdi Gebze Spor taraftarı koltukları kırıp emniyetle kavga ediyor. Gebze Sporlu futbolcular da rakibe Sefa'ya o kadar sert bir müdahale oldu ki, yapmayın bunu arkadaşlar. Yani şu hareket hala sarı kart veriyor. Yani çok ilginç. Sefa'ya çok sert bir müdahale vardı orada. İlginç. Faulü yapan Sefa da sarı kart gördü. Kadir Gezer iç riske girme. Hakem ilginç faul kararı çıktı. Pozisyondan sonra evet. Evet, bu dakikalar biraz daha dikkatli çocuklar. Konsantre bizde. Gebze Spor'un morali bir hayli bozuldu. Kar yağışı tamamen durdu, onu söyleyeyim. Şu an 72. dakika. Topu uzaklaştırdık. Sefa, Sinan presi yaptı o bölgede. Geriye döndü Gebze Spor, Erdi ile oynamak istiyor. Kadir Gezer karşıladı. Sefa uzun oynarsa tehlike olabilir. Savunma hata yapacaktı, Muhammed karşıladı. Taç, Kocaeli Spor'un ilginç bir karar çıktı orada. Bir saniye, yardımcı hakem şaşırttı herkese. Aman dikkat, yani saçma bir karar vardı orada. 2-0 önde Kocaeli Spor. 3 gelebilir her an sevgili seyirciler. Gebze Spor tamamen risk alıyor bu dakikalarda. Muhammed, bravo. Haydi Mesut. Mükemmel bir pas. Oo! Sarı kartı var. Sarı kartı yok. Evet. Nizamettin'e sarı çıktı. Nizamettin'in ilk sarı kartı. Gebze Spor'da herkes şu an 5 oyuncu sarı kartlı. Şu an 5 oldu sarı kartlar Gebze Spor'da. Kocaeli Spor'da da 2 bek, Kadir Öge, Kadir Gezer, bir de Murat Başak var. Az önce de Sefa görmüştü. Murat Başak kullandı. Sefa, mükemmel bir pas. Sinan, Sinan, ah Sinan. Bugün biraz ağır, çok ağır bugün. Çok önemli bir pozisyondu. Kaleci topa müdahale ediyor. Aman dikkat çocuklar, Mesut pres yap orada. Bravo Muhammed Emin, çok tecrübeli bir stoper. Dakika 75, Kocaeli Spor 2, Gebze Spor 0. Oyuncu değişikliğine izin veriyor hakem. Evet, Ercan da oyun dışı kaldı. Ahmet Şen girdi. Ercan orada kırmızı kartı görebilirdi Sefa'ya sert müdahalesinde. Tribünlerden de zaten tepki geldi. Evet, bu dakikalarda biraz daha pür dikkat sevgili futbol severler. Ben spikeriniz Yiğit Özcan. Maç anlatımında sizinle birlikteyiz. Gerçekten 30 yıldır Kocaeli Spor'un peşinde koşuyoruz, mücadelemizi veriyoruz. Taç atışını Gebze Spor kullanacak. Ağır yardımcı hakem uyardı. Kocaeli Spor'un taç. Maraton tribünün önünde, Odru Meydan grubun önünde. Ya yapmayın orada basit bir hata. Genelde taç atışı paralel bir şekilde çizgiye doğru kullanılır. Orada top kaybı yaşadık. Böyle bir ağır zeminde. Basit hataya gerek yok. Şimdi ani bir atak olabilir.
Kocaeli Spor yine Oğuzhan Sever pozisyonu. Arkadan bindirme geldi. Sinan, Sinan. Ah Sinan, atamadın. Mesut takviye geldi. Sinan bugün gününde olsa inanın şu an Kocaeli Spor'un her tehlikeli hata 3. golü getirebilir. Basit oynuyoruz, evet, tek top en iyisi bu sahada. Mükemmel bir paslaşma. Mesut, Kadir Öge. Orada bir üçgen yaptık. Mükemmel 5'e 2, antrenmanlardaki 5'e 2 çalışmasına döndük. Taraftarın da hoşuna gitti. Oley sesi var. Ama şova karşıyız. Şov yok. Evet, dakikalar 77'yi gösteriyor. Offside bayrağı kalktı. Sevgili futbol severler, Bölgesel Amatör Lig 14. hafta maçında Kocaeli Spor 2, Gebze Spor 0. 32. dakikada Oğuzhan Türkmen, 64. dakikada Burak Süleyman'ın golleri var. Murat Başak kullandı. Sinan'dan önce rakip. Muhammed Emin'den mükemmel bir kademe. Burak Süleyman. Oo! Aman Allah'ım, çok sert bir hareket. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bu da kırmızı kart normalde. Çok sert müdahale. Yani Gebze Sporlu futbolcular neden bu kadar agresifler anlamış da değilim. Gebze tribünde de durulması sevindirici tabii ki. Emniyet mensubu, evet, kırılan koltuklar var. Vergilerimizle yapılıyor bu koltuklar. Futbolda şiddete her zaman karşıyız. Centilmenlik fair play olsun diyoruz. Evet. Kocaeli Spor taraftarı İlker Çakır'a gerçekten tezahürat yapıyor. Bravo. Yine kötü bir orta. Bugün ya bugün gerçekten servis atışları yapamıyorsak paslaşarak kullanmak en mantıklısı. En az 15 pozisyon bu şekilde gitti. Evet. Mesut. Burak Süleyman. Rakibini geçti Burak Süleyman. Burak Süleyman. Bir sert müdahalede. Muhammed Akdeniz'de. Kocaeli Sporlu futbolcular da şu tuzağa düşmesinler. Rakip sinirli, agresif. Oyuna gelmemesi gerekiyor. İlker Çakır'a Kocaeli Spor taraftarlarından sevgi gösterisi. Şimdi o bölgede taç çıktı. Gebze Spor kullandı. Top yine taça gitti. Evet, ben ya bugün sayamadım ama 2 dakikada bir top taça gidiyor. Dakika 80 sevgili futbol severler. Kar yağışı yok. İsmet Paşa'da hava soğuk. Ama içimizi ısıtan bir skor var. Haydi Körfez'in askerleri, Kocaeli Spor'un aslanları. 2-0 öndeyiz. Bu yolun sonu şampiyonluk. Buradan da kent yöneticilerine yine seslenelim. O mesajı hep veriyoruz. Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası. Bu takımın yanında olun lütfen. Az önce Gebze Ticaret Odası Başkanı'nı gördük. Forma reklamı vermişler. Takımlarına destek veriyorlar. Doğrusu olan bu. Bu kurumlardan da destek istiyoruz. Şimdi Kocaeli Spor sol tarafta Kadir Öge ile atağa çıkmak istiyor. Oğuzhan yine güzel indirdi. O bölgede gerçekten Kocaeli Spor'un yaptığı pres, mücadele, modern futbolun izlerini seyrediyoruz sevgili dinleyiciler. Kadir Öge ortaladı. Savunma son anda uzaklaştırıyor. Sefa iyi vurular oralardan. Baskı geldi. Kadir Öge, Burak Süleyman. Burak Süleyman yine topu ayağına sahip oldu. İki Gebzeli'nin arasına girdi. Sinan. Sinan topu kaybetti o bölgede. Mesut. Mesut geriye döndü. Aman, gerek yok böyle yerlerden geri dönmeye. Aman. Kılıç. Ya hiç gerek yoktu. Neyse, top bizde. Sefa. Oyunu tamamen Gebze Spor alanına yıktı Kocaeli Spor.
Burak Süleyman. Burak Süleyman. Olmadı. Sefa'nın pası başarısız. Bravo Muhammed Emin. Dakika 81. Kocaelispor 2, Gebzespor 0. İsmet Paşa'da dev buluşma kent derbisinde. Şimdi Gebzespor atak geliştirmek istiyor. Şimdi kontra. Aman Sinan al o topu. Sabur. Erdi. Kadir Gezer. Offside bayrağı kalktı. Şu anda Kocaelispor taraftarıyla beraber galibiyetin yavaş yavaş tadını çıkartmaya başlıyor. Unutulmaz bir gün yaşadık, yaşıyoruz. Hem maçın hakemi hızlı oynayın diyor. Herhalde bir Kılıç'a da mı sarı kart gösterecek? Kılıç, evet. Bu... Aman Kılıç, aman Kılıç, aman topu kısa düştü. Taç atışı. Kocaelispor'un. Kocaelispor taraftarı mutlu. Başkan bağırıyor, Uğuz yöneticiler mutlu. Sinan. Mesut. Sinan ne yapıyorsunuz orada? Bas, tehlike var. Aman aman, çok gereksiz bir hareket orada. Yani Sinan, yani o pozisyonda topa sahipken, gerçi Kocaelispor kalesinde ikinci yarı hiç tehlike yaşamadık. Şimdi Kocaelispor 3. golü her an atabilir sevgili seyirciler. Sinan yine hatalı pozisyon yaptı. Yine hatalı yaptı. Savunmamız aramıza girdi. Bu arada Kocaelispor hiç oyuncu değişikliği yapmadığını da hatırlatayım sevgili seyirciler. Ergün Hoca Sinan'ın mücadelesi ve abiliğinden dolayı çok takdir ediyor. Bugün ofansif yönden de Sinan iki tane önemli pozisyonu değerlendiremedi. Sağlık olsun Sinan Pek demek. Çok kaliteli bir futbolcu. Sert bir müdahale. Ergün Hoca sanıyorum ilk hamlesini yapacak. Özellikle kanatta Şenol Yıldırım, Burak Özbakır gibi kanat organizasyonunu mükemmel işleyen, kontrata yatkın. Bravo sevgili Uygur, bugün yorumlarıyla bana destek oldu. Taç Gebzespor'un. Evet, son artık 7 dakika. Şimdi Kocaelispor 3. gol için girişimde bulunuyor. Gebze savunmasından Nizamettin topu taça göndermek istedi. Burak Süleyman kaptı. Atarsa arkadan Sinan Pek demek ki görmedi Burak Süleyman. Kocaelispor 3. golden oldu bu pozisyonda. Daha sonra da Burak Süleyman faul yaptı. Evet. Kocaelispor'da bakıyorum yedek kulübesinde bir hareketlenme var. Kadir Öge karşıladı. Topa sahip oldu Kocaelispor. Mesut gerçekten müthiş agresif bir topçu. Telefon Cem'i. Tamam. Evet sevgili seyirciler. Tamam, ben yapmışım. Bu arada kırmızı kart. Evet Muhammed kırmızı kart gördü, sarı kartı vardı. Muhammed Akdeniz. Muhammed Akdeniz'e Gölcük Spor'dan atadığımız bir oyuncu. Şu anda Muhammed Akdeniz'in oyundan çıkmasını bekliyoruz.
Evet, oyunun da artık son 5 dakikası. Maçın hakemi oynanmayan süreyi ilave edecek muhtemelen. Kocaelispor faul atışı kullandı. Mert ceza sahasına gönderdi. Savunma uzaklaştı. Topa sahip olduk. Kadir Güler gelişine mükemmel denedi ama top asfaltla avuta gitti. Evet, Gençlik Spor personeli de bugün çok yoruldu. Onlar da helal olsun diyelim onlara. Çok çalıştılar bugün. Murat Başak topu havalandırdı. Savunma girdi, Gebze savunması. Aman dikkat çocuklar, bas orada. Orta saha uyumasın. Mesut müdahale edecek. Şimdi Kocaelispor ani bir atak olabilir. Savunma, Kadir Gezer topu uzaklaştırdık. Atağımız gelişmiyordu. Evet, Burak Özbakır oyuna girecek sevgili seyirciler. Takımın mücadelesinden memnun olduğu için hoca gerçekten. Kadir Gezer geri oynadı. Gerek yok. Murat Başak. Evet, Burak Özbakır da hızlı bir oyuncumuz. Baskı var. Mert'in top elle müdahale. Oyuncu değişikliğine izin veriyor maçın hakemi. Evet. Oğuzhan Türkmen. Alkışlar Oğuzhan Türkmen'e. Oğuzhan Türkmen'i kenara alıyoruz. Burak Özbakır oyuna giriyor. Karşılaşmanın 86. dakikasında oldu bu oyuncu. Oğuzhan Türkmen, golün adı. Bravo santraforumuz. Gerçekten çok kaliteli bir isim. Golünü attı. Penaltıyı yaptırdı. Şimdi Burak Özbakır. Mükemmel bir verkaç. İşte Burak'ın sevdiği toplar. Burak... Gebze Spor 3. oyuncu değişikliğini de yapacak. Kocaelispor'un 2 hakkı daha var, onu belirtelim. Evet, Gebze Spor'da Serkan çıkıyor. Oğuz dalgıç giriyor oyuna. Maçın 85. dakikasında sevgili futbol severler. Gebze Spor 3 oyuncu değişikliği hakkını kullandı. Kocaelispor 2 oyuncu değişikliği var. Burak pres yapıyor. Gebze savunması çıkmakta zorlanıyor. Kadir kaçırma rakibini. Evet. 2-0'lık Kocaelispor üstünlüğü devam ediyor. Sevgili futbol severler. İsmet Paşa'sın da maçın hakemi kaç dakika gösterecek onu tam olarak bilmiyoruz. Oyun çünkü ikinci yarıda kar yağışı sebebiyle 8-9 dakika durmuştu. Sinan'dan mükemmel bir pas. Burak Özbekir ortalarsa tehlike. Ortaladı. Kaleye paralel gönderdi. Top çıkmadı. Gerçekten müthiş bir tehlikeydi o pozisyonda. Bir faul kararı daha çıktı. Gerçekten Kocaelispor'lu futbolcular bugün müthiş bir fizik üstünlüğüyle oynuyor. İkinci yarıda Kılıç Arslan'a zaten top gelmiyordu. İkinci yarıda Kocaelispor orta sahası ve savunması hiç pozisyona izin vermiyor. Oğuzhan 64. Burak Süleyman'ın penaltı golüyle 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Oyunun son bölümlerindeyiz. Bir köşe atışı daha. Kocaelispor oyunu domine eden, 3. gol arayışını sürdüren bir takım. Evet, yani Gebze Spor da direnemedi. Bir tek ilk yarıda bir tehlikeli pozisyonu vardı. Şu an Kocaelispor 3. gol gelebilir. Burak Süleyman iyi vurur. Müthiş bir vuruş.
Müthiş bir vuruş kalecide kaldı. Yani... Evet, maçın hakemi kaç dakika verecek ben de merak ediyorum. Oyunun kaç dakika durduğunu bilmiyoruz. Bu arada Erol Durbakan, evet, stoper oyuncumuz. Murat Paşa'nın yokluğunda iki hafta mükemmel bir performans göstermişti. Ve Ali Keten'i de görüyorum. İki oyuncu değişikliği de olacak. Evet, 4 numaralı Murat Soner Başak yerine Erol giriyor. Murat Başak da çok fedakar bir futbolcumuz. Her zaman beğendiğimiz, alkışladığımız bir oyuncu. Gerçekten ilerleyen yaşına rağmen çok çetin mücadele eden bir oyuncu. Ali Keten de rüyaları gerçek oluyor. Kocaeli Spor formasıyla İsmet Paşa'nın çimden ayak basacak. Evet, Murat Soner alkışlarla terk etti sahayı. Şimdi Mert Yavuz oyun kenarına alınıyor. Yerine yeni transferimiz, yetenekli oyuncumuz Ali Keten oyunda. Evet. Gözler maçın hakemi de dördüncü hakemde. Kaç dakikalık uzatma verilecek? Onu hep birlikte gireceğiz. Bu arada yine coştu Burak Süleyman. Burak Süleyman herkesi peşine taktı. Bu havada bilen ısrarla çalımlara devam ediyor. Şimdi sol tarafta Kocaeli Spor kendi arasında paslaşıyor. Kendi arasında 5'e 2 çalışma, maraton tribünü de işin görsel şovuna dönünce oley sesleri var. Evet, Gebze Spor taraftarları bir kısmı tribünü terk etmiş, bir kısmı da maçı seyrediyor. Onlar da fazla üzülmesinler. Sonuçta yenildikleri takım Türk futbolunun köklü takımı, bu şehrin markası Kocaeli Spor. Yani sonuç itibariyle evet, 3 dakika. İlginç geldi bize sevgili futbol severler. O zaman şöyle, oyunun durma süresine 3 dakika eklendi. Normal, bence süreyi oynattı zaten. Evet, normal süreyi oynattığını görüyoruz. Evet, müsabakanın sonuna 3 dakika ilave edildi sevgili futbol severler. İsmet Paşa stadında soğuk havada içimizi ısıtan bir skor. 2-0 öndeyiz. 32. dakikada Oğuzhan fırsatçılığını gösterdi. 64. dakikada yine kendi hazırladığı pozisyonda penaltı kazandırdı. 2-0 öndeyiz. Sinan'ın da kaçırdıkları gol olsa daha bir farklı bir skor çıkarabilirdi ortaya. Dikkatli olmamız lazım. Savunmamız yine gerçekten bugün Kocaeli Spor'un savunması, orta sahası hiçbir futbolcuya izin vermiyor. Bu arada Mesut faul bekledi ama taç kararı çıktı. Aman aman, dikkat o pozisyonda. Yani topu niye sürüyoruz ısrarla? Sevgili Uygur da bana bakıyor. Şimdi ani bir atak, üç gelebilir. Atarsa Sinan. Evet, Burak Özbakır sever bu topu. Burak Özbakır, Sinan koşuyor, atarsa tehlike. Atmadı, ilginç. Çok ilginç. Roland oynadı. Sinan. Aman aman, Muhammed, Erol, Sinan, Kadir Öge. Kocaeli Spor bir zorlu maçı daha. Evet, gerçekten alkışlıyoruz Kocaeli Spor'u. Bu takımın yeri Süper Lig sevgili futbol severler. Bunu şimdi söylüyorum size. Balda olmamıza rağmen söylüyorum. Biz yıllarca Süper Lig'de zaferler elde ettik. İki Türkiye Kupası kazandık. Avrupa'da oynadık. Ama haddimizi de biliyoruz. Şimdi üçüncü gol için gidiyoruz. Faul, Mesut faul yaptı dedi. Soğuk havada içimizi ısıtan bir skor. Artık son, evet, Burak Özbakır çekil kenara. Baba eskide görmüştü bir kırmızı kart. Aman dikkat. Erol, bravo. Bravo çocuklar. Burak Süleyman alırsa gider. Uygur da bana bakıyor. Sihirbaz. Burak Süleyman yine sıfıra mı inecek? Araya attı. Kadir Öge ortalarsa olmadı. Kadir Öge istediğini yapsa Sinan'la Burak 3. golü atabilirdi.
Erol, mükemmel bir müdahale. Gerçekten bütün futbolcular canla başla oynuyorlar. Kılıç Arslan. Evet, ikinci yarı nadir toplardan biri. Kılıç Arslan devre arasında Antalya Kupası'nda sakatlığı sebebiyle idmanlarda çıkmamıştı ama İzmit'te kendini hazır hissetti. Evet, maçın bitmesini bekliyoruz. İsmet Paşa'da dev buluşmada Kocaeli Spor'un 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Ve müsabaka sona erdi sevgili seyirciler. Life Express'in katkılarıyla sona eren maçta Kocaeli Spor Gebze Spor'u 2-0 yendi. Bu arada Güven Güner'e, evet, bu santrofor ilk maçta da agresifti. Kocaeli Spor'un futbolculara bir şeyler yapmaya çalıştı. Burak Özbakır, niye gidiyorsun oraya? Burak Özbakır, ne işin var orada? Evet, Burak Özbakır yine saçmaladı. Bırakın gitsin Gebze Sporlu futbolcular. Kocaeli Spor bu zorlu maçı 2-0 kazanıyor sevgili futbol severler. Ben spikeriniz Yiğit Özcan. 90 dakika boyunca size yardım ettim. Bir başka canlı yayında görüşmek üzere.